Erdoğan derin bir planı sahaya sürüyor. 200 yıllık devlet haklıyla, kadim Türk devletinin mirasıyla büyük bir projeyi hayata geçirmek üzere. Adım adım ilerlenen yolun meyvelerini toplamak üzereyiz. Büyük resme hiç bakmadığınız bir yerden bakmaya hazır mısınız? Erdoğan liderliğini herkes not etsin. Bu liderlik bir partinin genel başkanlığından öte derin bir anlama sahip. Vizyonu ve misyonu olan bir liderlik bu. Türkiye ile sınırlı olmayan bu liderliğin bir partinin dar kalıpları içinde sıkıştırılması ne kadar yanlışsa, yalnızca ulusal sınırlar içinde hapsedilmesi de bir o kadar yanlış. Erdoğan liderliği AK Parti ile ve Türkiye ile kayıtlı değil. Erdoğan liderliğine övgü bir şahıs övgüsü değil. Daha açık bir ifadeyle belirtmek gerekirse, kişi kültüyle alakalı bir yüceltme hiç değil. Erdoğan liderliğinin anlamı ve derinliği Erdoğan'ın şahsından farklı bir içeriğe sahip. Erdoğan fani biri ama Erdoğan liderliği içerdiği misyon ve anlam derinliği bakımından hayatiyeti olan bir olgu. Bu sözlerimin anlamını ve önemini bilmeyenler Erdoğan'ın şahsına perestiş edildiği gibi bir sonuca varabilirler. Peşinden belirteyim ki bu satırların yazarının kişi kültüne karşı derin bir alerjisi vardır. Dahası kişiyi kutsayan ve ululayan anlayışlara karşı şiddetli bir karşıtlığı vardır. Erdoğan liderliğini, Erdoğan'ın fani şahsını kutsamaya dönüştürenler, bilesiniz ki evvel emirde Erdoğan'ın şahsında somutlaştırdığı ideallere ihanet etmiş olurlar. Erdoğan sevgisinin perestliğe dönüşmesi, en başta Erdoğan'ın inancı gereği karşı olduğu bir sapkınlıktır. Erdoğan liderliği, yürek coğrafyamızın en ücra köşelerinde karşılığını bulan tarihsel bir misyonun günümüzde ete kemiğe bürünmüş halidir. Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değildir. Türkiye yüzyılı Erdoğan liderliğiyle anlamını bulan yeni bir tarihsel değişimin ifadesidir. Türkiye, tarih sahnesine yeniden güçlenerek çıkan bir ülke. Mihver ülke sıfatını Erdoğan liderliğiyle kazanan bir ülke. Türkiye, artık kendisine rol biçilen bir ülke değil, başkalarına rol biçen bir ülke. Kendi politikalarını kendi belirleyen güçlü bir aktör sadece kendi bölgesinde değil, küresel ölçekte ağırlığını her gün hissettiren bir ülke. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye şayet ayağına yeniden pranga vurulmazsa, yani siyaseten prangalara vurulmazsa, bu güçlü yürüyüşüyle Asya ve Avrupa'nın en güçlü ve en etkili aktörü olarak yeni bir dünyanın oluşmasına öncülük edebilir. Türkiye'nin bu geleceğe doğru yürüyüşünün lideri olan Erdoğan bu açıdan nirengi öneme sahiptir. Erdoğan liderliği kaybederse sadece Türkiye değil, Türkiye'ye umut bağlamış herkes kaybeder. Yeni bir siyasi esaret dönemi kaçınılmaz hale gelir. O yüzden diyorum ki Erdoğan'ı içeride kısır siyasi tartışmaların bir parçasına dönüştürmemek lazım. Erdoğan liderliğini yalnızca AK Parti Genel Başkanlığı'nın dar ve daraltıcı çerçevesi içine sıkıştırmamak lazım. AK Parti'yi de herhangi bir partiye dönüştürmemek lazım. Erdoğan'ı sadece AK Parti'nin liderine, AK Parti'yi de herhangi bir partiye dönüştürmek isteyenler bilesiniz ki, Erdoğan liderliğini ve Erdoğan liderliğindeki AK Parti hareketlerine en büyük kötülüğü etmiş olurlar. Türkiye Yüzyılı, Erdoğan liderliğinin içeride herkesi kuşatan ve kucaklayan misyon ve vizyonla taçlandırılmalıdır. Kısır siyasi tartışmalar ve polemikler, dışlayıcı ve suçlayıcı nazarlar, particilik zararlı bir kutuplaşmaya ve tahsuba dönüştüren söylemler, Erdoğan liderliğinin ifade ettiği o derin misyonla mukayese edildiğinde, küçük ve basit bir o kadar da o misyona zarar veren eğilimlerdir. Türkiye Yüzyılı olsun isteniyorsa, Erdoğan liderliği her türlü partisel aidiyetlerin ve mülahazaların üstünde bir gereklilik olarak görülmeli. Erdoğan'a dar particilik elbisesi giydirilirse yazık olur. Erdoğan umarım kendisine ve ülkesine giydirilmek istenen dar partici gömleği yırtıp atan yeni bir misyonun ve vizyonun lideri olduğunu bugün bir kez daha herkese gösterir. Ak Parti tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı internet sitesi açıldı. Türkiye Yüzyılı vizyonunda 16 başlık yer aldı. Barışın Yüzyılı, Başarının Yüzyılı, Değerlerin Yüzyılı, Gücün Yüzyılı gibi. Gücün Yüzyılı'nın altında duraklamaya ya da gerilemeye mahal vermeden doğru hamlelerde ülkemizi dünyada örnek bir konuma taşımalıyız denildi. İşte TürkiyeYüzyılı.com.tr sitesinde yer alan detaylar devamlılık, daimi olma, kendine yetme. Türkiye yüzyılında canlı ve cansız tüm yaşamları kucaklayan ekosistemi bu üç hedefin odağında destekleyen projelerle güçlendireceğiz. Sürdürülebilirliğin ana eksenini oluşturan çevre koruma, ekonomik kalkınma ve sosyal tekamülde bakanlarımızın yürüttüğü her faaliyet ve geliştirdiği proje Türkiye yüzyılına doğru atılan adımları işaret etmektedir. Türkiye yüzyılında sürdürülebilirliği doğru adımlarla kesintisiz kılacağız. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğimize sahip çıkacak her iş modeli Türkiye yüzyılı yatırım planlamalarının önceliklerinden olacaktır. Ekonomik dalgalanmalar, göç hareketliliği, jeopolitik gerilimlerin savaşlara dönüştüğü bugün pek çok gelişmiş ülke refah toplumundan güvenlik toplumuna dönüş stratejisini benimsemek zorunda. Türkiye son 20 yılda dünyanın en zorlu ve stratejik jeopolitik konumunda gösterdiği benzersiz başarıyla ulusal güvenlik planlarında dönüşüme giden ülkelerin kılavuzu olmaktadır. Türkiye yüzyılında toplumumuzun varoluşsal özelliği farklılıklarımızın farkında olan, farklılıkları huzur ve refahın gölgesinde buluşturan bir yönetim anlayışıyla ilerleyeceğiz. Türkiye yüzyılı bölüşüm ve girişimde adil bir dengenin güvencesi olacaktır. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüyerek reel ekonomiyi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. İthal girdiği azaltarak katma değerli üretimde ihracat rekorları kırdığımız yerli ve milli ekonomik oluşumun içindeyiz. Pandeminin silsileyle doğurduğu ekonomik dalgalanmalar dünya ülkelerini küçülmeye zorlarken kalkınmaya yönelik yapısal reformlarımız ülkemiz adına kazanç fırsatlarına dönüşüyor. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin kümülatif ve sinerjik deneyimleriyle atılan doğru adımlar, Türkiye yüzyılının dünyada bir kalkınma ekolünün adı olarak anılmasını sağlayacaktır. Dünya tarihinin en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapan bu topraklar şimdi bize emanet. Bu emanet binlerce yılın farklılıklarını ve değerlerini sahip çıkmak zorunda olduğumuz bir ortaklığa taşımıştır. Kültürel ve sosyal ahengin güvencesi olan ortak değerlerimiz, Türkiye yüzyılı nesillerine de pusula olacaktır. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin değer öncelikli politikalarıyla yerelden küresele Türkiye yüzyılı çağın değeri olarak simgeleşecektir. Yerli ve milli kalkınma stratejileri doğrultusunda attığımız her adım Türkiye'nin güç profilini zirveye taşımaktadır. Ekonomik gelişim ve tüm sektörlerdeki inovatif dönüşümlerimizde jeopolitik güç olarak yükselişimiz küresel bir kabule dönüşmüştür. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde tüm devlet kurumlarının ahenkli çalışması ve özel sektörün bu istikrarlı yapıya üretim artışıyla destek vermesi, sağlık, sanayi, eğitim ve teknoloji gibi birçok alanda Türkiye yüzyılının temelini atmıştır. Türkiye yüzyılında duraklama ya da gerilemeye mahal vermeden doğru hamlelerle ülkemizi dünyada örnek bir konuma taşıyacağız. Türkiye, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ülküsü, ilkeli taraflılık ve dengede tam bağımsızlık politikasıyla dünyanın en zorlu coğrafyasında sürdürülebilir barışın yegane gücüdür. Jeopolitik konumumuz ve temsil ettiğimiz değerlerle sadece ayakta durmanın yetmeyeceği, aksine her zaman koşmamız gereken bir coğrafyada olduğumuzun bilincinde ve kararlılığındayız. Barış bu ilerleyişimin en temel motivasyonudur politik konumumuz çevresinde bulunan çalkantılı zemine karşın sınırlarımız içinde barış, refah ve istikrar tesisini oluşturuyoruz. Milli menfaatler uluslararası ilkeler ve dengeler gözetilerek Türkiye yüzyılından hem masada hem de sahada barışı sağlamak ve korumak için çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ülküsü, ilkeli taraflılık ve dengede tam bağımsızlık politikasıyla dünyanın en zorlu coğrafyasında sürdürülebilir barışın yegane gücüdür. Jeopolitik konumumuz ve temsil ettiğimiz değerlerle sadece ayakta durmanın yetmeyeceği, aksine her zaman koşmamız gereken bir coğrafyada olduğumuzun bilincinde ve kararlılığındayız. Barış bu ilerleyişimin en temel motivasyonudur politik konumumuz çevresinde bulunan çalkantılı zemine karşın sınırlarımız içinde barış, refah ve istikrar tesisini oluşturuyoruz. Milli menfaatler, uluslararası ilkeler ve dengeler gözetilerek Türkiye yüzyılından hem masada hem de sahada barışı sağlamak ve korumak için çalışıyoruz.